sizinle bir araya gelmemizin sebebi malum bizim ünümüzün bölgemizde vilayet olması konusu. 9 Kasım, yanılmıyorsam 9 Kasım 2021'de TÜİK'in açıkladığı 25 ilçenin içinde ünün olmasıyla başlayan heyecanımız artarak yükseliyor. Bizim bu ekibimizin STK'ların 15 Ocak 2021'de yaptığı il olalım çalışmamızın üstüne koya koya gitmemiz, daha sonra platform düzeyinde bu projeyi takip etmemiz ve bugün gelinen noktada Sayın Devlet Bahçeli'nin 100. yılda 100 il projesinin altını çizmesi ve onu desteklemiş olması ve ulusal basında da ünyenin adının tahmin ediyorum ilk 5'te olması artık bizim bu işe çok yakın olduğumuzu gösteriyor. Biz bundan sonra ünye olarak güzel şekilde kenetlenip basınıyla, sosyal medyasıyla, yatırımcısıyla, bürokratıyla, siyasetçisiyle, sivil toplum liderleriyle makul adımlarla ilerleyip ünyemizin inşallah ilk tablasını yerleştireceğiz. Bunun için hepimize gayretli çalışması gerekiyor ama sükunette sakin olmamız gerekiyor. Biz ekip olarak, istişare grubu olarak süreci iyi yönettiğimizi düşünüyoruz. Tabii her şeyi biz basına yansıtmıyoruz ama biz gerçekten gece gündüz bu ekip çalışıyor. Gerekli istişareleri yapıyor, gerekli lobileri yapıyoruz. Ünye halkı, yöre halkı bundan hiçbir şüphe duymasın. Gerekli müdahaleleri yerinde yaparak şu anda sürecin sıkıntıya girmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah hükümetimizin politikasıyla biz çok yakında il olacağımıza hiçbir şüphemiz yok. Geçmişte olduğu gibi bugün de. Şimdi bu hükümetimizin politikası, biz şu olsun bu olsun dersek bazı argümanları küstürürüz. O yüzden biz sükunetimizi koruyalım, hükümetimiz ne takdir ederse ona biz razı olalım. Önceliğimiz ünyenin il olması. Biz il olduktan sonra altta bir şekilde dolar zaten, hiç o konuya takılmamıza gerek yok. Bence hükümetimiz zaten çok güzel çalışmış. Bizim serbest bölgemizin olması, limanımızın olması, bunlar tesadüfi şeyler değiller. Ünye'nin TÜİK'in listesinde olması da tesadüf değil eminim. Kamuoyuyla çalışılmış, ekonomisi, kültürü, pozisyonları tartışılmış, Ünye'nin adı oraya konmuş. Demek ki büyüklerimiz onun gereğini zaten kendileri yaparlar diye düşünüyorum. Olan bir şeyin bugün tekrar etmesi, demek ki aklın yolu bir Ünye'nin lider olması, Ünye'nin il olması gerekiyor. Çünkü işte bunun güvenlik noktası var, bunun ticari noktası var. Yani iki tane havaalanının tam ortasında 70 km mesafede limanı var. Bu liman gelişip İç Anadolu'ya bağlantı yollarını Akkuşluk Saygılı'yı da genişletirse, demir yoluyla da süslenirse demek ki burada bir ışık var. Bu ışık olmasa Karadeniz sahilinde bir tek Ünye'nin adı geçiyor. Biz de bunun gereğini yerine getirmek için ne gerekiyor yapacağız. Yani ciddi bir ne zaman il oluyoruz tepkisi var ama biz ordunun elini hafifletmeye çalışıyoruz. Biz orduyu yük olarak görmüyoruz. Ordunun yetişemediği, zorlandığı alanlara biz talip olmaya çalışıyoruz. Burada da pastayı bölerek daha güzel hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet. İkinci bir sorun baş. Salman'daki vatandaşımızın orduna hizmet alması güç, Akkuş'taki hizmet alması güç. Biz onlara daha hizmet sunmak için onların elini hafifletmeye çalışıyoruz. Şu anda sükunetimizi korunmak zorundayız. Çünkü çekiştiğimiz bazı ilçeler var. Diğer yerlerde de aşırı tepkiler var. Biz insanların durumlarıyla oynamadan sessiz sedasız lobilerle bu işi yürütmemiz gerektiğini düşünüyoruz ekip olarak. Doğru mu? Başka? Evet. Bu yüzden biraz daha sakin olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Yani biz zaten gerekli dalgayı yaydık. Artık üst düzeyde dönüyor artık bu işler.